Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugünkü takdim sende değil mi Mustafa? Evet. Nuru Hayat. Nuru Hayat'ta nurlandırmak. Evet, Nuru Hayat burada dört şekilde kullanılan sana okuduğumuz haşiyede, 557 sözlerde. Nuru hayatla serpmek, işaret etmek dedi. Nuru hayatla latafetlendirmek, cırlandırmak. Nuru hayatla cırlandır, eritiyor. Beş tane değil mi? Nuru hayatta eritmek, nurlandırmak, cilalandırmak, latafetlendirmek. Onun devamında da ziynetlendirmek diyor. Ha, ziynetlendirmek var. Güzelleştirmek ve ziynetlendirmek. Hı. Bugün nurlandırmak. Nuru hayat eşeğe girince nasıl nurlanıyor? Evet, madem kudret ezeli bil müşahede en adın maddelerden, en kesif unsurlardan hadsiz zihayat ve ziruhu halk eder ve gayet ehemmiyetle maddi kesifeyi hayat vasıtasıyla maddi latifeyi çevirir. Nereden okuyorsun? 507. Onları hep söyleyeceğim. Evet, 507 sözler. Maddi latifeye, hayat vasıtasıyla maddi latifeye çevirir. Maddi kesifeyi hayat vasıtasıyla maddi latifeye çevirir ve nuru hayatı her şeyde kesretle serpiyor. Her şeye kesretle serpiyor ve şuur ziyasıyla ekser şeyleri yaldızlıyor. Nuru hayatı her şeyde kesretle serpiyor. Ve şuur ziyasıyla da o yine eşya üzerinde, her şey ekser üzerinde yaldız diyor. Şuur ziya diyor değil mi? Evet, şuur ziyasıyla yaldız diyor. Ziyasıyla yaldız diyor. Peki, o zaman hayat ne, hayatın nuru ne oldu? Hayat serpince, nuru hayatla nurlandırınca ne oldu? Şimdi en tafun etmiş maddeyi nurlandırınca o zaman ne oldu yani? Ne çıkacak, ne çıkarttın veya daha ileride mi çıkaracaksın? Ne anlamamız lazım? İşte burada nuru hayatın aslında mahlukat üzerine, eşya üzerine serpilmesiyle. Serpilmek ne demek yani? Bu bir böyle bir muşakhas bir şey tefekkür etmedi mi? Şöyle diyebilir miyiz diyeyim. Hı. Hayat sıbıtı sıfattır. Hayat. Değil mi? Zat-ı sıfatlar sıbıtı sıfat. Sıbıtı sıfattan sen, basar, ilim, irade, kudret, kelam. Öyle mi? Hayat. Yedi. Şu bitkideki hayat sıfatın ta kendisi mi? Evet. Değil. Hayvandaki hayat, bitkideki hayat, taştaki hayat, bundaki hayat. Hayatın meyaratı bir yok mu? Cilvesi. İşte nur, hayatın kendisi değil. Hayatın nuru girince onun donanımı ortaya çıkıyor. Yani şu... Allah varken hiçbir şey yok muydu? Temelden gidelim ki ona. Evet. Yoktu. Allah karar verdi irade. Projeyi çizdi ilim. Halk etmek kudret. Neyle yapacak? Malzeme? Plan projem var. Allah bu kainatı neyle yaptı? Cenneti, cehennemi, Cebrail'i, Azrail'i, Mikail'i, İsrafil'i, şeytanı, insanı, arş-ı kürsü neyle yaptı? Hangi malzeme yaptı? Hayatla yaptı. Hayat o zaman tecellisi aynı değil. Cebrail ayrı. Cebrail'in malzemesi ayrı. Mikail'in ayrı. Yılan ayrı. Şeytan ayrı. Ama hepsinin temel maddesi hayat. O zaman burada dedi ki 507 değil mi? Evet. Zaten. Hayat girdiği zaman o şey canlanıyor. O şey nurlanıyor otomatik. O şey demek o yapılan, hayatla yapılan bir şeydi o. Yapılan hayattan bir şeydi. Bir üst mertebedeki hayat ona girince kendisi aktif oldu. Makine düşünün, elektrik motoru. Elektrik girdi, makine çalıştı. Yani oradaki taaffun etmiş madde, nuru hayatla dün şey okuduk, cilalanmak. Cilalanmak... Yani içini dışına göstermekti. Nurlanmak ise donanımı aktif olması burada.
Yani hayattan yaratılan o gübre, hayattan yaratılan o kokuşmuş et tekrar hayat giriyor, kendisine doğru astını gene alıyor. Yani güneş ziyayı veriyor, tekrar üzerinden alıyor. Şöyle, güneş vurdu oduna, ağaca, depolamadı mı? Evet. Depoladı. Odunu kestik biz. Koyduk ateşe. Ne çıkıyor çıkan? Küçük güneş. Yani güneşin odundan çıkan alevi bakın, güneşin rengi. Nereye gidiyor? Nereden geldiyse çocuk anasına gider. Güneş yana gitmiyor odundaki alev. Yana şu nereden gelmiş oraya gidiyor. İşte odundan nurun çıkması en taaffun etmiş maddelere nuru hayatla nurlandırmak. Burada da serpme işte tabirini kullanmak. Serpme mi? Yani o okuduğumuz yeri okuyacağız bir de tefekkür edeceğiz. Onu hani şey yapalım zaten burada müzakere de şu. En büyük ayımız öğrenmek. Yani biz bunu tefekkür edeceğiz Mustafa bak ona bak. Bunu okudun. Okurken hazırlarken bu ne demektir diye kafayı kaldıracağız. Etraflıca oradan okuyacaksın. Mevzuyu kavrayacağız. Kim misal verebiliyor? Yani bir insan dersi okurken misal verebilen kimdir? Niye kimileri misal veremiyor, kimileri veriyor? Sebebi şu. Okuduğu yeri gırır 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 okuyan asla misal veremez. Çünkü yok ki deposunda. Böyle bir yapılanması, yani böyle bir almadı. O şekilde manayı müşahhaslandırmadı. Şimdi kafayı kaldırıyorsun, ona zorluyorsun. Kardeşine diyor ki, anlarsın kardeşim, oku işte. Oku ya, oku anlarsın. Ama şöyle yaparsanız ki, o gayemiz bu. Okudun onu, bakacaksın, böyle, anlamadın. Sağın başka yer, mektubattan, lemalardan, şualardan, Kastamonu'dan, Emirdağ'dan, Nişantıcaz'dan, şundan bundan, tamam mı? Ondan sonra o sende bir mana oluşacak. İster istemez. Bir mana oluşacak, bir enerji. Bu enerji senin hiç elinde değil. Hiç elinde değil, kontrol. Kendisini hemen bir şeylerle ifade edecek. Aynen bunun gibi. Aynen bunun gibi. Aynen bunun gibi. Aynen bunun gibi. Hemen misalleniyor. Yani mevzuyu kavrayanda misal olur. Benim misal kabiliyetim yok değil. Öyle bir şey yoktur. Herkes doktorluk, pilotluk istidadındadır. Ama herkes doktor ve pilotluk kabiliyetinde değil. Yapmıyor ki. Yani mutlaka biz, bu bir. Bir mevzuyu koyduk. Şundan buradan aradık. Şimdi kainattan karşılıklarını bulalım. Kainattan buldun otomatik olarak sende bir coşma var. Bunun adı tefekkür. Mana, malzemeleri aldık. Onunla kainata bakınca hepsinin kafayı kaldırıyor. Benim, bende gör, bende gör. Mesela bak, kurumuş ağaçlar bak şimdi nuru hayatta bak ne yaptı? Serpmiş. Yaprak olarak kendisini gösterdi. Serpti. Ağaçta hayat serpti bak. Yaprak, çiçek, serpmek. Ondan sonra bu iki. Birincisi toplamak, iki kainattan yani ne demektir diye görmek. Üç, enfüste karşılığını aramak. O zaman kafayı koyuyorsun öyle. Böyle az kesinlikle o zaten buluyor. Sen hiç karışmıyorsun. Sen yeter gözünü çek. Masiva Allah'tan. Kulağını, gözünü, elini haberlerden, geniş daire faaliyetlerden uzak dur. Otomatik olarak ruh kendisini bulacak. Hani diyor ya risalesinde. Bak burada kullanıyoruz. Uykuda rüya bahsinde. Duygular gözlerini yani organlar kapatınca ruh uyumaz. Uyku bedenseldir. Ruh ne yapacak? Senin gibi uyumaz. Organlar duygular kapanınca kendisine ait yerlerde eğlendirmek isteyecek kendisi. Alim misale geçiyor. Hadi bakalım. 530. Evet. Haşir mevzusu orada değil mi? Haşirlerle. Medarlar var orada. Burada incelememiz nokta var. Evet. 530. Dinliyorum. Çok merak ediyorum. Bak kim ne buldun diye o kadar merak ediyorum ki. Kudret-i fatıra gayret ve hayret verici bir faaliyetle. Gayret ve hayret verici bir faaliyetle. Allah'ta da gayret varmış ha. Çok gayret ilginç değil mi? Verici. Zaten gayretullah'a dokunur demiyor muyuz? Bak bu hareketin gayretullah'a dokunur.
Diyoruz ya. Demek ki Allah'ta da gayret varmış. Şimdi bir yerde desen, kafayı. Evet, gayret ve yani o esmanın iktizayetli bir faaliyet değil mi sana bu evet. Gayret? Gayret o. Yani mesela ışık vuruyor, drrrr, devamlı vuruyor ki ya. İşte bu esmanın nur, esmasın gayretidir. Yani hani bırakmamak peşini. Devamlı kendisini göstermek. Gayret ve faaliyetle. Yani gayret arkayı gösteriyor, faaliyet ortada gözüken. Ondan sonra başka ne ifade edecek? Evet. Gayret ve hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczalarda. Allah Allah. Kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczalarda nur hayatı serpmesi. Yine burada serpme tabiri var. Bir remz-i kudrettir ki alem-i latif hesabına şu alem-i kesifi nur-u hayat ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatını kuvvetleştiriyor. Yani bir etten misal verilmişti. Ölmüş veya kokuşmuş, çürümüş. Orada hayatın tecellisiyle beraber nur hayatın serpilmesiyle. Serpmek diyor ya. Serpmek çok ilginç tabir de. Onun adeta orada kurtların, zihayet olan kurtların çıkması da onun da sanki yani alemi ahiretle alemi şehadet arasında küçük bir numune olarak hani kendisi alemi şehadet içerisinde olan kokuşmuş bir et. Oradan işte yeni bir zihayetin çıkması da alemi ahiret hesabının latif bir şeyin çıkmasına yani çok muşahhas bir delil. Acayip bir şey değil mi? Çok acayip bir şey yani. Ya kokuşmuş et hiçbir şey yok. Kurtun çıkması, sineğin çıkması, böceğin çıkması, haşeratın çıkması, mikro canlıların çıkması, mikroorganizmanın çıkması, bir sürü şeyler çıkıyor. Nerede? Et işte. Bu cüz'i bir misal, cüz'i bir cüz hayattaki, cüz'i hayattaki cüz'i misal, kainat-ı hasanatı tatbik ettiğimiz zaman, küllü bir şekilde, kainat-ı kesafetin de bu şekilde, hayat makinesinin işlemesi, hayatın serpilmesiyle işte letafileşecek. Hayat serpilme. Serpilmeyi de düşünün ha, bu arada bir çözelim şunu. Serpmek ama serpmek kalkınca değil. O merkezdeki toptancılık olur da. Biraz da ilerleyelim bakayım serpmekte ne anlayacağız. Eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor ve hakikatini kuvvetleştiriyor diyor. Hakikatini kuvvetleştiriyor. Yani buradaki esma hakikat esmadır. Hakayike şey sabit etun. Şu mertebedeki esma aslına doğru mertebe alması. En kesiften, yani en atom seviyesinden ta işte atomdan sonra işteki olan merhalelerden yani esirdir. Madde hayat. Madde hayattir. Aynı hayat. Aynı evet, hayattir. Buna doğru seyrediyor. Esmaya doğru gidiyor. Gidiyor. Seyahat ediyor. Çünkü hakikatini diyor kuvvetleştiriyor. Evet. Yani hakikat şu. Esma geliş yönü. Geldi bu oldu. Şimdi bunun esma hakikatini kuvvetlendirmek demek hakikati bu. Hakikat zayıf burada. Çünkü asıl burada. Bu gölge. Gölgelikten asıllığa doğru gitmek. Sıfatla cevherre dönmek. Evet. Hakikatin kuvvetleşmek o. Hakikati bu. Mesela bizim de hakikatimiz kuvvetleniyor. Biz burada asıl değiliz ki. Bizim kütük, mesela adama diyorum nerelisin? Kırşehirliyim diyor. Hiç gittin mi? Yok. O zaman diyorlar ki oralısın. Niye o öyle diyor? Dedemin kütüğü orası diyor. Bizim de kütük. Burası değil ki. Nur-u Muhammed'i değil mi kütüğümüz? Biz hakikat, bu dersleri yaparak hakikatimizi güçlendiriyoruz. Yani bedensel, yani kesafetten, yani esmanın en kesif tecellisinden kaynağımız olan esmaya doğru uruç ediyor, miraç ediyor. Her tefekkür miracıdır insanın. Arkadaşlar, dima miraç ettirmek ayrıdır ha. Dima miracı, aklın miracı, kalbin miracı, ruhun miracı hepsi farklıdır. Tabii ya. Aklın miracı marifetullah'tır. Bu bir Şamil'deki şey değil mi sana? Dört hassasın. Evet o, hepsi miracı. Mesela, miraç. Tabii mesela iradenin miracı ibadetullah'tır, ibadetin içindedir. Zihnin marifetullah'tır, hissin
mabetullah'tır. Latifenin miracı müşahadetullah'tır. Ancak ruhun miracı rüyetullah var ya. Müşahadetullah başka, rüyetullah başka. Çok fark var yani. Nasıl hocam? Nasıl? Şimdi konudan çıkarız. Mehmet'im. Geçeriz Antep'e bu sefer. Çok farklı. Müşahadetullah Latife-i Rabbaniye'nindir. Ruhun ise müşahadetullah değil. Rüyetullah. Şarjıcaz'da kalk diyor. İnsan penceresine de Latife-i Rabbaniye diyor. Evet. Latife-i Rabbaniye ruh diyor. Hayır, şöyle ruhun o sıfatı. Yani şu suyu bu buz haline ne iş yaptınız? Yani buz su yani. Mesela cisim de öyle diyor. Mesela diyor cisim mazi ve müstakbelle alakası yoktur. Hazır zaman müpteladır. Şimdi okuyordum da. Oysa cismin ta cennete kadar hududu var. Ha, cismin ceset sıfatı. Baktığın zaman okurken cesedi kastediyor. Yani Latife-i Rabbani'nin müşahadetullah'tır. Ruhun miracı ise rüyetullah'tır. Dikkat edin 149 Sikî tas-ı gaybede müşahadetullah mı diyor, rüyetullah mıdır diyor. Geylani Hazretleri, Latife-i Rabbani her Müslüman'da olur, Latife-i Rabbani, müşahadetullah olur. Aç ya, üşenmeyin, aç 149'u. Abdülkadir Geylani Hazretleri müşahadetullah mı etti, rüyetullah mı mazar oldu? Ne? Yani bunu yazdıran Rabbim, ustada yazdıran şu yani arasındaki farkı bilmiyor. Bak hele, her Müslüman'da müşahadetullah vardır ama rüyetullah hepsinde yoktur. Rüyetullah başka bir şey. Çok başka yani, çok. Çok tuhaf. Canlandım gene. Aç, mühendis bey. O zaman 149 açtın mı? Açtım abi. En aşağıda, sağ taraftan aşağıda. Veraset-i Ahmediye cihetiyle Ali Beyt-i Mümesili noktasında Cenab-ı tecelli zatisine, tecellisine Hazreti Mazar olarak rüyetullah mı diyorum? Tecelli zatına. Sağda aşağıda ya en alt. Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine masariyet noktasında diyor. He tamam. Tecelli zati. He sonra? Yani öyle bir fotoğrafı değil de. İşte o tecelli zat işte. Tecelli zat işte. Müşahadetullah da ise seviyedir. Senin seviyene göre müşahede ediyoruz. Esma mesela. Esma'da Allah da var. Allah var. Allah Esma değil midir? Rahman, Rahim, Allah. Ama Allah Allah değil. Yani Allah Allah değil derken Esma-i Hüsna'daki Allah şuunat-ı zatiyedeki Allah değil, mahiyet-i zatiyedeki Allah değil. Yani bu şeyde müşahadetullah da esmadır. Latife-i Rabbaniye'nize. Ama ruhun muhatap olduğu şeydir. Artık sıfattaki Allah. O da yani, İsmi Azam bakıyor sana abi. Tabii, yani akrebiyet ilahiye bakan yönü. Değil mi? Ötekisi kurbeti bakıyor. Çünkü benim Miraç bağısında rüyetullah diyor yani. Evet, rüyetullah var. Müşahede demiyor. Evet. Müşahede ile rüyetine mazar oluyor. Müşahede kullanılan vasıf. Allah Resulü dünyada zaten müşahede ediyordu Allah'a. Müşahedetullah ile rüyetine mazar oldu. Akrebiyet ilahiyenin, Allah'ın sana açması. Senin keşfin müşahede. Şuhud etmen, şahit olman. Evet, rüyetullah başka bir şey. Hadi bakalım. Sözler yine 702'de. 702. Evet. Ziya ile hayatın her biri mevcudatın birer keşşafıdır. Dedi. Ne dedi? Ziya ile hayatın her biri. Ziya ile hayatın yani ziyayı, güneşteki ziya ile hayatı bir tuttu. Ne dedi? Her biri mevcudatın keşşafıdır. Keşşafı. Ne demek?
mevcudatın keşşafıdır. Yani mevcudatın bilmek başkadır, marifeti başka, anlaşılmaz. Ne olduğu anlaşılır hale gelmesi başka. Gelmesi. Ne olduğu hale gelir. He. Hayat vurunca, mesela şöyle düşün, hayatta anlamıyoruz. Ustad anlaman için bir istepne lastik koydu sana. Dedi ki ziya. Ziya ne yapıyor mevcudata? Güneşin ziyası var. Güneşi kaldır haşa, şemsezeli. Güneşten gelen ziyaya da hayatta, güneş ziyasıyla mevcudata ne yapıyorsa, Allah da hayat ile mevcudata onu yapıyor. Dedi ya. Hayat ve ziya diyor, mevcudatın keşşafıdır. Keşşafıdır. Nedir? Ha, hayatın ve mevcudatın bir keşif. Allah Allah. Devam et. Yani bir mevcudatın varlığının bilinmesi başka sana bir de mevcudatın marifetinin bilinmesi farklı bir şey. Ha şimdi gelecek o cümle. Bizi deli edecek bu. Hep de ben derste de heyecanlanıp da ifade edemediğim cümle geliyor. Oku. Bak, nuru hayatta olmazsa vücut Adem Alut'tur. He, devam et. Belki Adem gibidir. Sonra? Evet, garip, yetimdir, hayatsız ger, kamerse. Kamerse. Hayatsız ger, kamerse. Yani hayatsız, hayatsız olsa, yani ziya aya gelmese, kamer ne olur? Var da yok. Şimdi bak, beni heyecanlanır şu, lahuti derler hariç, yani iman hariç. Varlığın en kıymetli, en büyük Allah'ın bize verdiği nimet vücudunda, vücuduna şuurlu olmak. Var olduğunu bilmek. Bak dedi ki, nuru hayat olmasa vücut bile Adem gibidir. Yani, vücut Adem var, vücut var ama Adem gibidir. Adem hiç, mesela diyelim ki, bu, biliyor mu kalem olduğunu? Bu, benim için bu vardır, kendisi için kendisi yoktur. Kendisi için kendisi yoktur. Peki, bunun eksikliğine sonsuz, ezeli ve ebedi varlığının şuurunda olmayacak. Var olduğu halde. Ezeli ve ebedi olarak bu bilmeyecek. İşte en büyük nimet, kör ol, sağır ol, kanser ol, bir dakika yaşa, bir dakika dünyaya gel öl Allah aşkına. Ama şöyle de, ben varım. Acayip bir şey ya. Ben varım diyebiliyorsan ne mutlu sana ya. Diyebilmen için Allah lazım da ondan. Artık Allah'ın böyle sıfatlarının tecellisine hak kazanıyorsun. Beka aleminde. Ebedleşiyorsun. Mesela cinin düşüyor anne karnından, cenazesi kılınmıyor. Bir ağlıyor, ağladı, öldü. Cenaze namazını kıldırıyoruz. Varlığa çıktı çünkü. Ötekisi varlığa çıktı sahip mi? Ya bir de söylüyorum, iman hariç. Ya bir ifade edemiyorum biliyor musun? Bu en büyük şey, acayip bir şey Adem. En endişe ettiğimiz, ya leyteni küntü turaba. Yani keşke yaratılmasaydım demiyor. Mesuliyetsiz olsaydım. Yani imandan hariç varlığın sana verilen en büyük nimet, ben varım diyebilmek. Varım ya. Böyle varım. Varlığın şurada. Ya bir gözünü kapat veya ne bileyim akşam düşün. Var olmak. Anlaman için olmasaydı ne olurdu? Bir de Risale'nin anlama yöntemidir bu. Nedir yerine, ne değildir'e bak. Varlığın şuurunda olabilmen için ben olmasaydım neleri kaybederdim? Allah Allah, neleri kaybederdim? Bir Allah'ı kaybederdim. Allah yoktu benim. Yok, ben yoksam. Allah yok. Zaten gerisi ne konuşacağım? Kiraz yok, o yok, bu yok, her şey yok. İşte bak, eğer nuru, o zaman nuru hayat, hayatın ziyasıdır. Burada onu kullandı, kullansana. Hani mevcudatı ihya ve inşa eden, ona vücut ve benlik veren. Nasıl ki vücuda hayat, bir nevi hayat rengi veren ziyadır güneşin, odunun içindeki nur ziyadır. Nur, hayat da, hayat nuru da kişiye kişilik kazandırıyor. Varlığının bilincine götür, taşıyor seni. Varlığının birinciye gidiyorsun. Bak bunda hayatın mı mertebesi yok. Varlığın birinci de oluyorsun. Bu ne biçim bir nimet ya Rabbi ya. Öyle heyecanlandırıyor ki Allah'lık zatına yemin olsun ki ben bundan daha keyifli bir şey bilmiyorum. O zatı hürmetine bize varlık bilincini elimizden almasın ya. Acayip bir şey ya. Zatını şahidimiz olsun. Zatının hatırına, Allah'lığın hatırına bize varlık şuurunu elimizden almasın.
Bunun zıttı Adem'dir ya. Adem'den o kadar korkuluyor ki. Korkunç bir şey. Sen insanın bitkiselerde düşmesi değil mi? Şu yok, acayip bir şey yok. Gene bir şey değil. Yahudi gene birisi bir şey. Ben başıma gelen bir şey vardı. Anlattım ya böyle şey yok oldu bilmem ne oldu. Nasıl bağırdım? Bağırmakla bağıramıyorum. Bağırdım zannediyorum. Kimse duymamış. Öyle bağırdım ki bütün kainat duyduğu zannediyorum. Şey, uyandı, şey yaptığım zaman, ayıldığım zaman hiç kimse duymamış. Yani anladın değil mi o? Yokluk nasıldır dedim ya. Yokluk nasıldır? Neye bu kadar tefekkür ediyorsun? O zaman oldu başıma işte. Böyle. Kainat ilk önce ufak ufak deprem aradı. Hızlanırken karanlığa gidiyor. Her şey yok oluyor. Her şey. Bütün kainat, varlık. Ben her şey yok oldu. Ben de yok oldum. Yokluğun içine yokluk. İçtik. Böyle bir hiç yani. Ondan sonra tam sıfır. Hiç şuur muğur yok. Her şey düptüz. Nasıl anlatacağım anlatamam ki. Her şey. Bunu da nasıl biliyorum onu da bilmiyorum. Yani. Sana bir insan yani. Kendisi vücudu olduğu için, vücudu olan şey hayır, Cenab-ı Hak'tan olduğu için devamlı her şey, yani hayır olan, vücudu olan şeyler, onun insanın fıtratında böyle bir şey yok yani ki şey çok tuhaf. Acayip oluyor. Ondan sonra yalnız bağırdım işte. Himmet usta dediğimi hatırlıyor. Ama kimse duymamış onu da. Sonra gene tersi oldu. Karanlık, yani tırırt olurken ne şiddette o kadar karanlık olmuştu. O şiddetten nur geldi, hop varlığa çıktım bir daha. Bu işleri, hemen dersin, bir işleri bir daha iş yapmayacağıma tövbe ettim böyle bir şeyi. Herkese de diyorum ve dedim, sakın böyle şeyleri istemeyin. Öteleri geçmeyin, ötelerde ne var sakın istemeyin. Sakın talep etmeyin, dönemezsiniz. Sakın talep etmeyin. Sen vazifen kitabını okumak, birilerine anlatmak. Namazını kılmak, tefekkür etmek, hizmet etmek, musluğu kapatmak, temizlik yapmak, birisine iş okumak. Sakın ha. Sakın diyorum. Dönemezsin. Allah ibret alem verdi bana. Demek ki böyle millete de değil mi? Sakın isteme. Bak gelememiş. Çokları gelememiş. Konevi gelemedi. Muhyiddin Arabi gelemedi. Beyazıt-ı Bistami gelemedi. Onun gibi etbaları, türevleri o kadar var ki. Dolu. Gelemedi. Sanki kemalat zannediliyor. Yani şey, tövbe kemalat demeyeyim de. Sanki en yüksek makam zannediliyor. İmam Rabbani Hazretleri güzel demiş ya. Maşallah. Allah ondan razı olsun. Allah şefaatine mazhar eylesin. Allah seni hangi aleme getirmişse, o alemin kurallarında Allah'ındaki ubudiyetini yaşamak en yüksek makam. Çok doğru söylemiş. Baba adam. Yani ne diyor? Daire itikatta daire esbab değil mi? Evet. Daire esbapta daire itikata yapışma. Yani suda sandal kullanarak geç. Öyle yürüyeyim deme. Kardeşim uçakla git, arabayla git, neyle gide. Uçmayı deme, kabul et. Yapma ya. Ekmeden burada isteme ne olur. Yapmayın bunu. İstemeyin böyle bir şey. Allah'ın adetullarına, Allah'ın sanki sistemini Allah'ın benim için kaldır diyorsun. Yani ben yakıştıramam Allah'ıma ya. Ya Rab benim için. Yok ama bunu yap. Yapar ama niye böyle? Haşa hani tobestova Allah için demez ya. Niye zorluyorsun ya? Ne istemem. Kusura bakmayın bazen gevezeli mi oluyor? Evet. Bu da o kaç? Yine Lemaat'tan sözler. Lemaat'tan 742. Ha, ne diyor? O iman billah'tır ki ziyay ruhumuz hem nuru hayatımız hem de ruhumuzun ruhu. Ruhumuz, ruhu ruhumuz. Hem de ruhu ruhumuz. Yani ziyay ruhumuz hem hayatımız hem nuru hayatımız hem de ruhu ruhumuzdur. Ne? İmani billah. Nereden okudun? 742 mi? 742'de. Nerede? Nurda hem nuru ruhu ruhumuz. Bak, istinat noktamız. Oradan değil mi? Orası. Oraya okumasan olmaz işte bu. Nokta istinat var, nokta istinat var. Demek ki Allah yönündeki kaynağımız. Allah'a iman. Neymiş? Hem himayetkarımız,
himayetkarımız deferdir düşmanları. O iman billah'tır ki, yani o zata bağlılığımızın adı iman billah'tır. Peki ne oluyor? Ziyai ruhumuz. Ruhun ziyasıdır iman billah. Şöyle düşün. Güneşe ziya nedir? Ruhun da imanı budur. Mevcudata ziya ne ise ruha imanı öyledir. İmansızlık nedir? Mevcudattan ziyayı kaldırmaktır. Ne oluyorsa. Hem nuru hayatımız. Yani iman hayatımızın nuru. Hayatımız yani bu mevcudattan nuru kaldır. Ne yapayım? Her taraf karanlık. Nuru kaldır ne olur? Zifir karanlık. Soğukla beyazla siyah. Pembe ile lacivert. Oyla bu. İyi ile güzellik. Çirkinle bilmem ne. O esneklik, letafet. Hiçbir şey olur mu? Sipsiyah düşün. Siyahlık battaniye gibidir. Ha, nasıl ki zifiri karanlık mevcudatı ne ediyorsa hayatın içerisindeki iman da imansızlık öyledir. Nur mevcudatı ne yapıyorsa nasıl ayrı? Hayatın içindeki iman da budur. Böyle. Sonra hem de ruhumuz. Ruhumuzun ruhu imandır. Evet, imanı billah. Adam ruhu var, iman billah, ruhu yok. Sırf hayatiyeti çalışıyor. Yani ruhun dört vasfı var ya, zihayattır, zişurdur, kanun emr, vücud harici. Sırf hayatiyeti çalışıyor. Uşkurluk ve midesi çalışıyor. Başka bir şey. Tamam, güzel. Nuru hayat çok güzel gidiyor. Heyecanlandı yani bu iş. İşaretli cazda var. Kaç? 70. Gittikçe hızlandırıyorsun. 78. Oo. 78 deyince kaderden sonra he? Hatta 77'nin sonu ihtar var orada. 77 ha. Son paragraf. Evet. 77. 75. Kalpten maksat sanemberi çam kozalağı gibi bir et parçası değildir. Hı-hı. Ancak bir latife-i rabbani'dir ki mazhar hissiyatı, vicdan, makke sefkarı dimadır. Oo. Mazhar hissiyatı, vicdan. Hani hissiyatların mazhar olduğu bir vicdan. Nerededir vicdan? Neresindedir? Vicdanı sayın. Vicdan dışarıdan içeriye doğru gidin. Kartuz gibi yardık. Ne? İrade. Zihin. His. Latife-i Rabbani. Şimdi hissiyat neredeymiş kalpteki hissiyat? Vicdanda. Vicdan neresinde hemen intikal edeceksin? His şubesinde. Makes efkarı dimadır. Makes efkarı yani kalbin iki ayağı vardır. Bir vicdan, bir dima. Bunu kafayı dima, kalpte kopuk zannetmeyin. Şu A şubesi B şubesidir. Şeyin kalbin. O zaman makes efkarı dimadır. Mazhar hissiyatı vicdandır. Binaenaleyh o latife-i rabbaniyi tazammun eden o et parçasına kalp tabirinden şöyle bir letafet çıkıyor ki o latife-i rabbaniyin insanın maneviyatını yaptığı hizmet cismi sanemberinin cesedi yaptığı hizmet gibidir. Evet, nasıl ki bütün aktar bedene mal-u hayatı neşreden o cismi sanemberi bir makine-i hayattır ve madde hayat onun işlemesiyle kayımdır. Sekteye uğradığı zaman ceset de sekteye uğrar. Kalp mesela maddeten şöyle düşün, öyle anlat. Yani her taraf vücudun aktarana kanı pompalıyor değil mi? Kalbi ortadan kaldırsan ne olur hayat? Her hayat, madde hayat biter. Peki kalp ne yapıyor? Hepsine pompalıyor. Bunu maneviyatta kullan şimdi. Ne? Öyle diyecek şimdi, oraya geçiyoruz. Kezalik o latife-i rabbaniye amal ve ahval ve maneviyatın heyet-i mecmuasını o latife-i rabbaniye olan kalp, amal insanın amelleri, ahvallerinde maneviyatın heyetin, bütün maneviyatın bütün heyetinde, bütün her tarafıyla hakiki bir nur-u hayat ile cilalandırır, ışıklandırır, nur-u imanın sönmesiyle mahiyeti, yani insanın mahiyeti meyyit-i gayri müteharik gibi bir heykelden ibaret kalır. Yani burada kalp
insanın maneviyetini, yani Latife-i Rabbani olan kalp, bütün insanın maneviyetini ışıklandırıyor, canlandırıyor. Yani şuradan gideceğiz. Bunu ezber oldu diyeceğiz. Şimdi kavrayamadık. Ama şöyle diyeceğim. İlk önce öyle verdi zaten. Kalbe hayal et. Hayal et. Ne yapıyor kalp? Maddeten her tarafa su şebekelerini gönderiyor mu? Oradaki çekirdekler ağaç oluyor mu? Hissiyatlar, latifeler falan, kanlar falan diyor. Dimağdan şeye kadar her tarafa yay. Tamam. Şimdi bu olmadığını hayal et. Bütün tarla kuruldu. İşte Latife-i Rabbaniye'de maneviyata karşı böyle Latife-i Rabbani dikkat edin, vicdanın kaçıncı unsurudur? Son. İrade, zihin, his, Latife-i Rabbani. Dimağdan gelenler iradeden, sonra zihinden, sonra isten, sonra Latife-i Rabbani girin. Latife-i Rabbani daha yayıyor. Gelen suyu, kebandan gelen suyu nasıl ki su arklar dağıtıyor. İşte Latife-i Rabbani de kalp vazifesini yapıyor. Maneviyatın kalp vazifesi. Maneviyat dünyamızın kalbi. Bu kalp pompa, cesedin pompası. Yani aynı Latife-i Rabbani'ye de dimadan gelen, iradeden gelen, ibadetle elde edilen, zihinden elde edilen, marifetullah, histen elde edilen, bütün o malzemeler buraya depolan işe aktarılıyor. Bu da ruha pompalık yapıyor. Daha acayip bir şey. Evet, şimdi nereye okuyacaksın? Şimdi bununla ilgili bir şey okuyacağım sana abi. Neresi? 17. Lema'da. 17. Lema'nın 14. notasında, tamam. 3. remizde şöyle bir tabir var. Kalp ve ruhun daire hayatı mı? Senin mahiyetin öyle bir manevi cihazat latifelere verilmiş ki bazıları dünyaya yutsa tok olmaz, bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Saç bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar bir sıkleti, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Yani dedi ya, Latife-i Rabbaniye eğer gaflete maruz kalırsa veya günahla ölür veya sönerse o zaman ne olur? İşte burada en son kullandığın cümlede neydi? İnsanın mahiyeti ne olur? Meyyiti gayri müteharrik gibi bir heykelini varit kalır dedi. Şu an sokaktaki bu manalardan uzak olan adam namaz, niyaz ve bu şeyden haberi yok. Nasıl bir adammış? İşte, meyyiti müteharrik. Meyyiti müteharrik. Yürüyen ölü. Canlı cenaze yani. Canlı cenaze. Yürüyen ölü. Maneviyat ölmüş. Sen de gidiyorsun yürüyen ölüyle kavga ediyorsun. O yüzden gençlik refen usta diyor, bazı açık bacaklar diyor, bazı hissiyatlar öldürür, bazı hissiyatlar yaralar diyor. O zaman Latife-i Rabbaniye artık sönmüş oluyor. İnsan maneviyeti. Bir de o cümle okusana. Meyyit-i mutarik mi diyor? Mahiyeti, insanın mahiyeti, iman nurunun sönmesiyle mahiyeti, insanın mahiyeti... Bak, iman gitmesi değil, imansız değil. İman sönüyor. Marş ya. Hın, kapıyordu. Orta kaptı. Bitmiş akideki ceylan. Kıt kıt. Yani iman gitti demiyor. İmanın sönmesiyle. Şu imanın sönmesine bir cümle var sana abi. İşte yine günah ve özümüzle ilgili. Mesela diyor ki ikinci lemada sayfa 8'in son cümlesinde günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzübillah mahalle iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler, imanın tercüman olan lisanın zevk ruhanesini ilişip zikirden nefretkaran uzaklaştırarak susturuyorlar. Vehim, vesvese, şüphenin kaynağı günahlardır. İmanın da, şey söylüyor o zaman sana, iman söylüyor. Günah kalbi işleyip siyahlandıra tam nur iman çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günahta küfre gidecek bir yol var. İşte o çok önemli. Bunda bir şey olmaz deme. Ya bu günahla ne olur deme. Her bir günahta küfre gidecek bir yol var. Çünkü çıkmaz sokak değil. Sonra güzel. O zaman diyor ki hatta bazen yani latife çok hassastır.
Yani latife başka bir yerde ve burada mı diyor? Saç gibidir diyor üstad. Yani baş bir batman ağırlığı kaldırır. Orada. Burada geçiyor değil mi? Evet, yani bir batmakta, bir lokmada, bir işarette, bir öpmekte batma. Hemen yukarıdan biraz da çık. Oraya okuyacağım şimdi de. O latife saç kadar bir sıkleti yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Yani çok hassas. Hani göz gibi hassas. Göz ufak bir saç gelince hani onun çıkması lazım, kaldıramıyor. Göz gibi hassas insanın latife var. O latife yani hem müşahadetullah noktasında hem de muhabbet-i ilahi noktasında olan bir kablo gibi düşünelim. Bir vasıtadır. Hı. O öldüğü ve söndüğü zaman Allah ile mahiyet insan arasında orada bir şey irtibat kesilir. Kalmıyor. Şey Furkan, buraya şey koysak kıl. Elimiz kılı mı? Bir şey olur mu elime? Olmaz. Aynı kılı göze koy. Latife-i Rabbaniye'den bahsediyor. Evet. Kaldıramıyor. Latife-i Rabbaniye de böyle. Çok yani hassas. Başka organlarına yük binebilir de. Mesela tahayyülü tasavvur ama latife-i Rabbaniye kıl kadar bir gaflet günah girdiği zaman oraya günah oraya kadar giderse çünkü günah buradan beri gidiyor hemen dibini bitirmemiz gerekiyor. Günah ilk önce tahayyülden giriyor. Tasavvurda karşılık buluyor. Taakkul, tasdik, zannetizam, dikkat. Ondan sonra bu mertebelerden geçene kadar bir yerde blok etmen lazım. Eğer latife-i Rabbaniye kadar giderse yani gideyim isterseniz tahayyül göz, tasavvur, düşünce, ses, taakkul, kendi düşünüyor, tasdik, izan, iltizam, itikat, günaha ala gidiyor ama katlanarak gidiyor. Karşılık bularak, oraları tahrip ederek gidiyor. İndi vicdana, irade, iradeyi bozunca 8. sayfa lemalarda zikirden nefretkarlarını uzaklaşıyor. Namaz, niyaz pek taş ocağında çalışır, namaz kılamaz. Bize uygulayalım, günah işlediğimiz, namaz kılanlara söylüyorum. Namaz kılar ama dua edemez. Dua edilirken... Hatta sana duada enteresan bir durum var. Yani insanın en çok sıkıldığı, en çok az yaptığı, en çok da böyle gaflette olduğu şey duanın. Duadır. Namaz, taş ocağında çalışır, namaz kılamaz. Namaz kılanlar en zor şartlarda namaz kılar fakat... Dua yapamaz. Dua yapamaz. Dua yapsa tesbihat yapamaz. Yapamaz. Çünkü gittikçe inceleşiyor bu iş. Ondan sonra günah ne yaptı? Dimağdan geçti. İradeyi bozdu. O gitti zihni, marifeti de bozdu. Daha bozuyorsa, his var ya his. His, işte ne demek? Dostunu, düşmanını Allah seçecek. Allah düşmanına dost, Allah'ın dostuna düşman olur. Bu. Bu da bozulursa girdi latife-i Rabbaniye'ye. O mikrop girdi. Ondan sonra şansı yok. Çok zor. O zaman işte irtibat Allah ile irtibatın kesildi. İrtibat kesildi. Hatem Allah ala kulubihim ve ala ebsarihim gışave ve lehum azabına. Yani dışarıda elektriğin girmesine vesile bir kablo değil mi? O kablo gibidir. Keban'dan sana gelecek kablo. Şey burada şey vardı. Bir tane trafo. Kaplı bir tel ya koptu. Veya telefon teli koptu. Bütün dünyayla hatın kesildi. Senin bütün uzanevi donanımların yani Esmail'in tecellisine mahzar kabiliyetler var insana sayısız kabiliyetler hepsi adeta söndü. Yani ne oldu biliyor musun aynısı? Elektrik bataryasız olan bir telefon. Çok özel. Yo. Bataryasız değil. Benim yukarıda telefon 0533'te var ya. Kart çöktü. Şu an bir haftadan, 3-4 gün hemen kart çöktü bir şey. Ben buraya misal. Kart bozuldu. Kart bozuldu. Telefon çalışıyor. Hattım var. Kart bozuldu. Bütün bilgiler hepsi gitti. Bütün kayıtlar yok oldu. Telefon çalışıyor. Hattım var. Soruyorum şirkete. Hattınız var diyor. Hattım baki. Kartım bozuldu. Kart bozuldu. Hattım da gitti demektir. Telefon da gitti demektir. Haklarım da gitti demektir. Kartın içinde olan her şey de gitti. Saldırıya uğradım ya. Mailimi de çökerttiler. Kartımı da çökerttiler. Nasıl yaptılarsa yaptılar. Maili falan çökerttiler. Öteki özel telefonum kaldı. Maili de çökerttiler.
2-3 defa siteyi çökerttiler. Yani şimdi niçin saldırıyoruz? Günahlar da böyle. Ona karşı bir savunma yapmamışız demek ki. Gittim yedeklemedim. Gidip de kardeşim bu amellerini yedekle, ahirette lazım olacak sana. Yedekle. Bir şey kopyasını al. Aynı uygula. Veya antivirüs kullan devamlı. Antivirüs kullan. Antivirüs neydi? Tövbe. Güncelli olsun antivirüs. Tabii devamlı güncelle yani. Tövbe. Yapamıyor. Antivirüs duadır diyor. Ben dua bu. Antivirüstür yani. Dua antivirüstür. Dua için kullandığı bir tabir hiç ibadet için kullanmıyor. Diyor ki dua bir sır azim ubudiyettir diyor. Namaz için bile kullanmıyorum. Hiçbir şey için kullanmıyorum. Sır azim ubudiyettir. Sır azim ubudiyettir. Bir namaz, her bir namaz vakti bir inkılap başıdır diyor ya. İnkılap için 1,5 saat ders yaptık Almanya'da. İnkılap diye ders var. Yani 1 saat, 1 kelime. Ama en az 5-6 ders olurdu da biz bir taneyle çünkü. Yani dua bambaşka bir şey. Hadi bakalım. Madem öyledir, Hazret dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lama, bir işaretle, bir öpmekle batma. Bak, batıran sebepler bunlar. Zahire ne kadar bahsetti, sabit, evet. Değil mi? Dünya yutan büyük latifelerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyük. Büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasına gök yıldızıyla beraber içine girip gark oluyor, hardal gibi küçük kuru yavzada senin sayfa amelin ekseri, sayfa ömrün ağları içine girdiği gibi çok cüz'i, çok küçük şeyler var. Çok cüz'i küçük şeyler var. Öyle büyük eşeği bir cihette yutar, istihap eder. Mahiyeti insaniyi. Mesela hiç çok istisnadır bir insanın direkt ilk defa büyük günah muhatap olması. Bütün günahlar küçükle başlıyor. Merakla başlıyor. İnternette de öyle. Ha buraya gireyim. Ha buraya da gireyim. Ya çıkarım ya. Bitti. 430 lamalardan okuyacağız. Nuru hayat, nuru hayatla nurlandırıyor demek biraz önce şey yaptı ya. Latife-i Rabbani'nin ruhtaki bütün o istidat ve kabiliyet çekirdeklerini gönderdiği malzemeden ortaya çıkan şey, çıkan cilaydı göndermek. Bu bugün benimkisi gönderildikten sonra ortaya çıkan cilalanmak. Bu göndermek. Ama gönderebilmesi için gittiği yer bunu kabul etmesi lazım. Çoğu o paragrafları okuyorsun. Yani hayat gelecek ama nereye gelecek? Buraya da gelse bu konuşamaz. Bunun bu istidadı yok. Hayat buraya intikal ediyor ama konuşma istidadı, kabiliyeti, istidadı olmadığı için istidadı var, kabiliyeti yok. İstidadı var, kabiliyeti yok. Burada hayat o özelliği gözükmüyor. Yani bu konuşmuyor. Ne haber Hasan falan, ben seni tanıyorum, senin kalemimim diyebilirim. O mucizelerdeki hayat mı soruyor peygamber? Ha, o sirayet ettiriyor. Aferin be, harika bir soruydu vallahi. Şaşırttın beni. Peki o taş toprak Allah Resulü nasıl tanıyorlar? Çünkü Allah Resulü ondakini uyandırmak değil, kendisini oraya koyuyor. Yani ondan sonra bir kuracan diyor. Hani şeyde büyük meslemin buraya şey denilen şey hayatlardır diyor. Evet. Yani kaleminde bir hayatı var fakat hayat umumiyede bir hissesi varsa diyor. Umumiyet hissesi varsa evet. Ama o istidat var. Hayatta bütün esma var. Ama kabiliyet yok. Kabiliyet yok. O gözükmüyor. Mesela mucizat Ahmediye Peygamber Aleyhisselatü eline çakıl taşları koymuş. Tesbih etmiş. Onda tesbih etme özelliği yok. Yani ses, insan sesinden ses olmaması lazım. Zaten tesbih ediyor. İnsan nevinden ki kullandığı lafız olmaması lazım. İşte her kimin yanına gidiyorsunuz misafir. Kimin televizyon, kimin kanalını açıyorsan. Kimin müziğini dinliyorsan. Kimin kitabını okuyorsan. Hangi cemaattan, kimin arkasına gidiyorsan. Yemin ederim zatına, Kur'an'ı. Aynen size ruhu sirayet ediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden hep misal veriyorum. Bir tane de vereyim. Daha önce de vermiş. Bir diyor, fıkıha ilmi al diyelim. Adamın bir tanesi ilmi al yazsa. Hepsi doğru. Hiç yanlış yok. Ama zındık. Siz diyor, onun kitabını okuyunca size zulme takar diyor. Çok acayip. Mesela şuna, böyle nasıl olur? Belki sorayım. Sevmediğiniz bir cemaat, sevmediğiniz bir insanlar radyoda veya sohbette, camide vaaz etse, sevmediğin adam kürsüde buruşun devletsin seni. Ama namazı farzı dedi 12'dir dedi. Ya yanlış demedi ki.
Niye nefret ettin? Dediğinden sevinmen lazım. Hiç dediğine bakmaz ki insan. Diyor. Anlıyor musun? İşte ha sana zümmet attı. Onun için herkese, her yere gitme. Her şeyi okuma. Tevhid-i kıble et. Bilirsin arkasına. Bir kişi. Set. Senin fıtratın hangisi uygun? Batıncı insan, zahircilerin yanında olma. Lanet okuma bir de. Hem zahircilerle berabersin, hem batını istiyorsun, hem lanet okuyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Süt seni. Evvelciler var, ahirciler var, zahirciler var, batıncılar var. Çok istisnadır, çok. Parmağımın sayısı kadar geçmez. 4 tane isimciler. Evvelciler, ahirciler, zahirciler, batıncılar karma. Zor ya. O Risale-i Nur'dan. Çok zor. Ancak Risale-i Nur'dan mümkün. Şimdi sana bir, buradaki camit maddeler diyor. Hani taş gibi veya ağaç gibi burada. Yani hayat onlarda bir kuva var hakikat. Orada hayat umumiyeden hissesi var. Çünkü oradan yarattı. Bu dünyada öyle fakat hayat makinesinin işlemesiyle onda kesafetine, letafete gittiklerinden dolayı ahirette işte ağaç veya aferin taş, çok güzel. Hani seni anlayacak yani o kabiliyet olarak olacak değil mi? Tabii mesela bu dünyadaki insan bu dünyadaki hayvan oradaki cennetteki ağaçlar. Ters, he? Taşlar. Hayvanla insanın şeyi yok abi. Ha hayvanla insanın. Toprakla taş bu dünyada hayvan nasılsa cennette taş toprak öyle olacak. Bu dünyada insan nasılsa nebatat ağaçta nebatat ağaçlar ahirette öyle olacak. İnsan gibi olacak. Peki hayvan ne olacak belli değil. İnsan zaten konuşulmaz. Orada da şu değil mi abi o? Şu, evet. Işte. Hani Mustafa dedi ki şimdi bu dünyada ağaçlar veya camide hayat-ı mümedin sesi var ama mazar esmasına göre cennette buna mazariyeti orada hakiki olacak. Çünkü nisbi hakikat orada hakiki hakik olacak. Yani kabiliyet olacak o zaman yani. Kabiliyet olacak. Böyle çağırsan ağacak gelir. Gelecek gidecek yani. Tabii böyle seni tanır bilir o nasıl sana sanım ya falan. Ya. Peki burada Peygamberimiz o taşları eline aldığı zaman o hani Peygamberimiz hayatın en yüksek tabakasına masal ya. Hani İsmi Azamına masal. Yani gayb ile şehadet eşit yapmıştı ondan. Yani Peygamberimizin şeyiyle mi yani onlardaki o bilgi hakikat inkişaf edip kabiliyet. Tabii. Peygamber Aleyhisselam yüklediği ceyran. Tabii. Mesela diyelim ki şöyle diyeyim. Ben de hastalığımı söylüyorum. Almanya'da mı, Hollanda'da mıydı? Bir yere gittik. Dedi ya ben bir tanesi ben gidiyorum dedi. Ben anladım. Beyefendi oturur musun? Yok dedi gideceğim dedi. Neye gidiyorsun dedim. İşim vardı. Ben sana söyleyeyim mi dedim. Benim girmemden rahatsız oldun dedi. Ne münasebetti? Yok kardeşim bir şey öğrenmek için. Ben de bir şey anlatmak için sana delikanlı söylüyorum. Sen ben girdiğim zaman vücudunda ateş oldun. Ve rahatsız oldun. Bir şey bu sirayet var ya. Evet dedi. Şimdi şeytan rahatsız ediyor onu. Bizdeki de o nuru iman, işte iman nuru, şuur vesaire çatışıyor. Niçin anlatıyorum bunu? Ben eylemde bir şey anlatıyorum ki size. Mesela siz bir yere gittiğiniz zaman birileri rahatsız olacak. Birileri size acayip 50 seneden beri tanımış gibi sarılacak size. Sarıldığı zaman görürsün böyle bırakmak istemezsin. Oksa ilk defa oluyor. Sen zannediyorsun o beni. Hayır. Hakikatiniz, ruhumuz denk geldi de ondan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam niye tanıdık? Tak tanıdık geldi ona. Çünkü sirayet ediyor ve inikas ediyor. Resulullah. Onun için zahirden bir bedevi hakikate geçiyor. Gidiyor medeni kabinlere ustat oluyor. Değil mi? Bir dakikada biz bir kademde bir sohbette diyor. Onun için iyi insanları evinize gezdirin diyor Allah Resulü. İyi insanları evinize gezdirin. Sirayet ediyor. O insan geldiği zaman mesela diyelim ki Mehmet geldi buraya. Antep'te. Dese ki Mehmet kokusuna, üzerine koku var. Ey koku sen dışarıda kal ben içeriye giriyorum. Diyebilir misin? Ha, senin bütün vasıf ve sıfatların ve alakadar olduğun bütün alemle seninle geliyor. Alakadar olduğun alemler de sen girdiğin zaman buraya giriyor. Hakikaten kötü bir insan ve insan olduğu zaman insan sıkılıyor yani. Sıkılıyor ya. Yani oturdu. Mesela cep telefonuna geldin. Diyebilir misin? Ey sinyal sen kapının dışına kal. Telefon neredeyse sinyal oradadır. Sen ruhun neredeyse alakadar olduğun alem de oradadır. Onun için iyi insanları gezdirin. Hakikaten öyle. Gördün mesela birisi gelse şimdi ustad gelsin. Mesela Rüştü abi gelsin. Ben etkilenmem. Ben burada oturamam yani. Rus tabi gelmiş oturacak mesela benim abim hocam.
Hani halk tabirle hocam abimiz bana emeği olan Allah razı olsun. Şimdi oturabilir miyim? Oysa ders makamındayım. Öyle de bize öyle öğretti. Zübeyir abi de öyle öğretmiş ona. Hani hop kısa bir zamanda oku dersin hukukunu şey yapma. Hemen çekilme. Hop buyur abi. İsterseniz devam, isterseniz siz ne, hangi ders buyurursunuz? Der. Yani şey diyorum, bir şey olduğu zaman o da o alemleri var, etkisini mutlaka etkiler. Mesela uçağa bindiğimiz zaman, ona bir bakıyorsun bakteri ya. Bazıları bakteri, hemen koltuk değiştiriyorsun mesela. Rahatsız oluyorsun. Rahatsız olmamak istiyorsan, nuraniyetini yükselt, o rahatsız olsun. Mesela bastırıyorsun. Yedi ayeti kürsü. Sağ, arkaya, sol, öne, arkaya, üste, aşağıya bir tane de yut bak. Hemen etraftakiler herkes kalkar. Neyse hadi. Biz bazen kimisi yapıyorum hakkımız helal. Evet, burada da camit ve şuursuz maddeler lemalar 430 fiilisten okuyor. Camit ve şuursuz maddeler az bir zaman içinde istihale görmüş, zeminden yükselmiş, nuru hayatla süslenmiş, sündüs misal güzelliklerle kendilerini sahnelerinin nazarına takdim ediyorlar. Şuraya bak, nuru hayata nasıl izah etti ya. Aferin, tebrik ederim. Çok güzel bir yer bu. Az bir zaman içerisinde diyor, istihale görmüş. Nuru hayat demek, istihale de onun için şaşırdı. İstihale şu, çok özür dilerim, insan pisliği. İnsan pisliği, pis ki atıyoruz. Doktor diyor ki ver bana onu. Lan ne yapacaksın dedim pisliği. Seni tanıyacağım ben. Benim neyimi tanıyacağım? İç hastalıklarım, bir sürü şeyler var. Ben hastalıkları tanı koyamıyorum. Pisliğini bana ver. Ben içerisinde seni seyredeceğim. Lan pisliğin içinde insan seyredilir mi? Evet seyrediliyormuş. Nedir o? İstihale makinesine koyuyor. İçerisinde beni çıkarıyor. Şimdi hayat da istihale makinesi. Girdiği yer temizleniyor. Mesela Büyükşehir İstanbul'un şeyi var ya böyle lamlar geliyor. İstihaleden geçiyor. Gübre yapılıyor pislikten. Temiz suyu da denize akıtılıyor. Almaya da şehre veriliyor. Türkiye'nin içmeye ihtiyacı olmadığında şehre vermiyor. Almaya şehre veriyor. Şehre veriyor. Şey tabii Fransa, Almanya. Evet. Bizim arkadaş Almanya'da içmiyorlar da suyu. Evet ben oradayım değil mi? İsrail. Tabii. Ondan sonra öyle içiyor. Ben mesela diyorum ki şehirden mi geliyor? Evet abi dedi. Ha, arıtma. Tabii canım. Hatta daha temizmiş diyor. Zaten onu bildim. Zaten midem bulandı daha içmeden. Daha temiz olsa ne olur? Ulan cennetteyiz de haberimiz yok ha. Vallahi. Acayip bir şey. Böyle güneş olacak ha. İyi ki güneş yok yani. Bir yarım saat güneş olsa çırp çıkıyor. Güneş yok ya elhamdülillah ya. Allah dünyalarını karartmış. Ruhlar da karartmış. Mektubatta bir yer var, 333 mektubat. 333. İman ise her o şahıstaki her ferdin nur hayatıdır. Hem girdiği alemin ziyasıdır. La ilahe illallah ise o nuru açar bir anahtardır. Neydi bir de oku bakayım zihnin başka yerdeydi. İman ise ha iman. Hem o şahıstaki her ferdin nur hayatıdır. Ha. Nur hayatı tarif etti gördünüz mü? İman, ruhun nuru hayatıymış. O şahıstaki her ferdin nuru hayatı. Çok güzel. Hem girdi alemin ziyasıdır. Girdi alemin ziyasıdır. Yani giriyor, durmuyor orada. O yapılandırıyor, tekrar dışarı tesir ediyor. Yani bak bir de söylüyorum. Hayat giriyor, harika oluyor, tekrar dışarıya koku veriyor, çiçeği veriyor. Yani iman ruha giriyor, yapılandırıyor. Bu sefer yapılanan ruh, kemal ruh, başkasını da diriltiyor. Ve la ilahe illallah ise onu açar bir anahtardır. Demek ki nur hayatla içeriği yapılandırıyor, dışarıya gözükünce cilveleniyor. Şimdi meseleyi en kısa bağlayacağız Hasan abi. Hah, güzel. Bu zahirdi şimdiye kadar. Nasıl önemli nokta burada şimdi? Sayfayı söyle. 509. 509 sözler. Şu hal gösteriyor ki
maddenin küçülüp inceleşmesi nispetinde asar-ı hayat tezahür ediyor, nuru, nuru ruh teşeddüt ediyor. Güya madde inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça Allah, ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor gibi hararet-i ruh, nuru hayat daha şiddetli tecelli ediyor. Şimdi burada hayat makinesinin işlemesiyle, hani kesafetten her şeyin latafetulu gitmesi vardı kainattaki eşyanın bütün mahlukatı. Fakat hayat mertebesinin, hayat tabakat hayatın en üst mertebesi olan insan, hayatın en yüksek derecesine mazhar olan insan, eğer kendisi enfusu aleminde, yani enenin mana ismi cihetinde en büyük kesafet olan, manevi en büyük kesafet olan enenin mana ismi cihetinden latifleşebilirse, bu da nasıl olacak? Mesela 14. ulemanın 14. notasının son paragrafında, cismaniyetten çık, hayvanatı bırak, kalp ürün derece hayatına gir diyor. Cismaniyeti bırak, hayvanatı çık. Bu da yine mesela Fıstak Mükemmel Ümürt ayeti var. 11. ulemanın son noktasında. Orada ifrat tefrit vasattan bahsediyor sana abi. Eğer insan yani kuvve-i şehve, kuvve-i gadavi ve kuvve-i akliye, o üç kuvvenin ifrat tefretinden iştinab edebilirse, hani yine sırat-ı müstakim diye, sırat-ı müstakimin diyor, bir hulasasını ifade ederek işaret edeceğiz da, iffet, şecaat ve hikmet diyor. Yani kuvve-i akliyenin vasat mertebesi olan hikmet, kuvve-i şehvenin vasat mertebesi olan iffet, kuvve-i gadavi'nin vasat mertebesi olan şecaat. Eğer buna masa, bu sünnet-i senedeki kemalattır, buna masar olursa, işte festakın kemal müfayetine masar oluyor, emredildiği gibi dost doğru. İşte bu şekilde ne oluyor? Kesafetten letafete doğru gidiyor insan. Yani kendi asliyetine, kalp ürün derece hayatına giriyor. Arkadaşlar, kokuşmuş ve düşünün. Kurt oradan çıkıyor. Neredeydi kurt? Bir kuru olarak vardı orada. Dünya şu fanide, ahiret de öyle var. Yani o kurt nereden çıkıyorsa ahiret de buradan çıkacak. Böyle olacak. Şimdi bu çürümek demek değil midir? Böcek kurtun olması. Evet. Çürümenin bu taraftaki adı çürüme, bu tarafta dirilme. Dirilme. Yani aynı yerde oluyor, aynı şey. İşte hayat girdiği zaman bu dünyadan alakası olmayan öteki alemi buraya taşıyor. Hayat bu dünyanın cinsinden bir şey değil. Bu dünyada ama buralı değil. Otomatik olarak geldiği alem her şeyi taşıyor. Şöyle diyeyim, vinç var ya vinç, atıyor, tak alıyor götürüyor, tak alıp götürüyor, nereden gelmiş oraya götürüyor, alıyor, götürüyor, alıyor, götürüyor. Şimdi dünya cinsinden mi? Hayat değil. İşte hayat girdiği zaman bu madde alemden çıkıyor eşya. Şu anda konuşuyoruz. Evet. Konuşmak madde alemin cinsin değil, biliyor musunuz? Konuşmak, alim-i şehadetin şeyi değil. Madde tereşüğü var diyor Hasan abi. Yani o tereşüğü ediyor, maddede tereşüğü ediyor. Konuşmak, dünya cinsinden değil. Düşünmek, hissetmek, sevmek, nefret etmek, hiçbirisi dünya cinsinden değil, farkında değiliz ama. Burada kullanıyoruz. Yani atomun mahiyetinde böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Görmek yok atomda. Atomda işitmek yok, atomda şuur yok. Atomda merhamet yok, atomda inanmak, reddetmek yok. Fakat atomda o zaman tezahür mü var aslında? Atomun zeminde gözüküyor. Mesela bilgisayarda veya televizyonda film gözüküyor. Ben bilirim ki bilgisayar veya televizyon kaynağı değil. O hangi ahmak var ki televizyonun içinden o filmi kabul etsin? Ha, eskide vardı. Çanak anten, gözükmeyen, gözle göremediğin uyduyu görüyor. Çanağın içine bakarsın, filmi göremezsin. Televizyonda seyredersin.
Televizyon bedendir. Ama gözüken burası değil. Ta gözükmeyen alemler buraya taşındı. Uydu gözükmez. Tamam? Uydu gözükmez. Çanak aldığı halde adımız gibi biliyoruz ki çanak bunu çekti. Çekti demiyor muyuz? Çanak çekiyor mu? Neyi çekiyor bak? Çıplak gözle bak bakalım çanağın içinde bir şey görecek misin? Çanağın gördüğüne bak bakalım görecek misin? İşte bu, bak hayat girdiği zaman bu alemden geçiyor. Bu alemle alakası olmayan bir hal alıyor madde. Onun için bir ahirete gitmeyi ben de tuhafıma gidiyor. Ahirete gitme ne demek? Ama böyle konuşacağız da. İsmi zahirde ölüm. İsmi zahirle ahirete gitti. Benim gitti diye bir anlı benim lügatımda yok şey ha. Şöyle diyor Hasan abi Mesnevi'nin durayda her bir ismi müktezası var. Karıştırmamak gerekiyor birbirine. Karıştırırsa karışık olursun. İsmi zahire göre gitti. Gitti. İsmi batına göre bu alemi ahiret, beka alemi faninin inkışağının inkışafına çıkacak. Kokuşmuş etten o hiç alakası olmayan göz, kulak, hayat, his, hayvanı duygular kurtta çıkıyorsa, zıttı zıttına çıkmışsa, kokuşmuş eti bu yok. Hayatiyet yok, göz yok, hayvanı duygular yok, hisler yok. Tamam. Bu nasıl aynı yerden zıt çıkmışsa şu faniden de baki çıkıyor. Bir yere gitme yok kardeş, burada oluyor. Zaten diyor biri gül goncası gibi bütün alemler iç içe diyor. Bence burada gördüm diyor usta. Orada göreceğim demiyor ki. 18 bin alemi burada müşahede ettim diyor mektubatta. Ha, ismi batın cihetiyle alışırsak ölüm denen şey bir tuhaf geliyor. Ölüm ne demek yani? Çünkü ölüm ne demek? Zaten oradasın. Oradayken buradasın. Çünkü oradayken yani buradasın ama oralı değil misin? Şurada kullandığın hayat buranın malzemesi. Şu elim hareketini yaptığını kim? Hayat. Hayat bu cinsten midir? Buralı değilsin ki. Burası değil. Çok işte bak ne diyor şuraya bak Allah aşkına. Diyor ki şu hal gösterir ki maddenin küçülüp incelleşmesi nispetinde. Maddenin küçülmesi demek. Öyle 500 gram, 900 gram, 400 gram, 300 gram, 200 gram o değil. Madde inceleştikçe, maddeten de öyledir. Mesela diyelim ki, bu gözün büyüklüğüne bakın. Ne kadar büyük. Kaç tane sinek olur bu gözde? Bayağı olur. Peki, kaç tane hürdebirli mikrop olur? Gözde 5000, 6000 defa, şartıcısı 6000 diyor. 6000 defa, şimdi tıp söylüyor, 10.000 defa büyütüldükten sonra gözüken mikroplar var. 10.000 defa büyütüldükten sonra ancak kendi varlığını gördüğümüz mikrop sesi var. Sesini duyuyor. Hissiyatları kuvvetli. Hissiyatları var. Arkadaşını görür. Arkadaşın rızkını görür. 10.000 defa büyütüldükten sonra gözüken mikrobun rızkı ne kadar olur? Onu görüyor. Onu görüyor. Peki hissiyatı onun mu kuvvetli benimkisi mi? Onunkisi kuvvetli. Benim bu kadar büyük et parçası madde ile o yaratılsa trilyarlarca olur. Sanırsan abi mikrop olur mu ya sanırsan? Evet mikrop. Hakikaten öyle öldü. Hocam. Ha peki ne dedi? Madde inceleştikçe bu alemimizde gözükürken bu alemde değil. Bizim de Hasan abi burada anlaşılan yani bizim de inceleşmemiz, insan inceleşmesi hani nazar ve niyet maiteşe tayin eder diye ya. Mana arifiyle, mana isminden mana arifiyle. Geçtiğin anda geçiş. Zaten yaşıyorsun ahireti. Şimdi zaten sana her gün Allah soru soruyor. Münker Mekir sana ahirette mi bekliyorsun? Gel karşına gelişi bir haram. Açık saçık haram. Bakıyor musun bakmıyor musun? Allah şeriat sormuyor. Ha, kabirde ne diyecek? Baktın mı bakmadın mı? Yaptın mı soracak bana? Zaten burada soruluyor. Orada ifade ediliyor. Burada soruluyor. Hakikat aynı zahir içine görmek diyor zaten. Evet. Hakikat keşke İsmail'in cilveleri diyor. Bunu zahirde görmek. Hakikatı aynı zahir içinde görmek. Şimdi kabirde ne diyecek Münker Mekir? Harama niye baktın? Oysa sorgu burada soruluyor. Bakıyor musun? Bakacak mısın? Bakmayacak mısın? Sorduğu burada soruluyor. Hesap burada isteniyor. Soru burada. Bakıyor musun? Bakmıyor musun? Bakmıyorum. Deftere ne geçti? Bakmadı. Peki ben Münker Mekir'e gittim. Bakmadığım bir şeye baktı. Baktığıma da bakmadı gözüküyor mu defterde? O zaten diyecek ki sen böyle diyeceğini zaten biz biliyorduk. Biliyorsun da. Ha seni karşıladık kardeşim şimdi şey yapacağız ya.
Nüker mekir burada kardeşim sureti. Hakikat orada. Burada esas. Orada nüker mekir olsa, olsa ne olur, olmasa ne olur. Benim zaten burada uyguluyorum. Allah bana burada soru soruyor zaten. Bakıyor musun? Bakacak mısın, bakmayacak? Tercih ediyorum. Bakmıyorum, bakıyorum. Bu işte. Her şey burada oluyor zaten. Bitti yani. Evet. Ölüm de burada, diri de burada. Bu anlayış insanı tetikte daha güzel tutar. Tabii ya, nüker mekir burada arkadaş. Sana soru soruyor şu anda. Geliyor karşında adam. Gittin eve, evde hiç kimse yok, televizyonda bakıyor sana. Açıyor musun, açmıyor musun? Nüker mekir işte bu. İçeride nüker mekir şu. Bir şeytan, biri ruh. Açma. Aç ya, bir şey olmaz, haber bak. Olur mu oraya girdi mi kaygan desin ya? Bu kadar sana bir dersi dinlemedim falan. Bak gözden kulaktan giriyor. Bu diyor. Ya bırak Hasan ya. Tamam sen kendini mukayyet. O herkes için söyledi. Sana alakası yok. İki tane şey de tak 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 tak. Hadi bakalım. Bir tanesi bana öyle dedi. Hocam dedi seni vekalet vereyim dedi de şu parayı götür size fakirlere zekat dağıt. Yok dedim götüremem. Niye dedi ya hocam? Aynı böyle ha. Dedim bir daha ben seninle uğraşamam. Ne ya? Cebime koydum parayı. Uçakta bana diyecek ki buraya koy. Ya biraz şey yap. Şöyle olur. Hizmet de yaparsın. Şey yap. Lan al alma al alma. Seninle mi uğraşacağım koca 3 saat uçakta? Niçin söylüyorum size? Şartlarına girip mücadele etmektense şartlarına girmemek daha kolaydır. Plaja gideyim mi girmeyeyim mi? Gitmemeye gücün yetiyorsa girmezsin. Ama gireyim mi girmeyeyim mi? Girmemeye gücün yetmiyorsa adın gibi bir bil ki girdikten sonra bakacaksın. Televizyonu açayım açmayayım mı? Açmamaya gücü yetmeyenin açtıktan sonra bakmamaya gücü yetmez. Bit. Zaten hakim olsaydı açmayacaktı. Bak bir de söylüyorum. Açayım mı açmayayım mı? Açmamaya gücü yetmeyenin açtıktan sonra bakmamaya gücü yetmez. Abi benim yetiyor. Takkeme anladı. O aşkıma dinler. Bir de sana en çok günahların gece işlenmesinin hikmeti ne? Bütün tiyatro, onu anlatıyorum ya, tiyatrolar, filmler niye gece karanlıkta, gündüz olduğu halde tiyatro sahnesini ışıklarla aydınlatıyorlar da tepeden bir damla şey yapmıyorlar. Çünkü insan gecenin şahidi yoktur, gecenin şerrinden Allah'a sığının diye gecede ervah habise, cinler, şeytanlar, ervah habise ve tan, man, cam, tam, test gibi o bütün ervahlar, bunun alisi var, habisi var. O zeminde gözükür mikroplar. Çünkü gündüz ortasında böyle tiyatro zevk vermez. Çünkü nefis yok. Çünkü gündüz ortası güneşte cinler olmaz. Şey demiştiniz daha önce. İnsan iradesine gece daha ziyade. Ha irade enerji, irade enerjidir. İşte bu iradenin enerjisini bloke eden bunlardır. Gece irade pek olmaz. İhtiyar olur. Gece irade olmaz. Çünkü Allah gece için diyor ki istirahat örtüsü yaptım. İstirahattayken irade ceyranı yüksek olsa insan yatamaz. Çok yüksek gerilim var içimde. Yat. Nasıl yatacaksın? Boşaltmam lazım. Yedin 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 de harcamadın bu enerjiyi. Nasıl yatacaksın? İrade olmuyor gece. İradenin selbedildiği saattir. Hayvani duyguların olduğu için ihtiyar vardır. İradeyi ortadan kaldıran gecedir. Gece ihtiyar, irade olmaz, ihtiyar vardır. Gece bakın, günahlar gece işlenir. Çünkü niye? Gündüz, gece irade yok ki, ihtiyar var. Hissiyatlar galip. Dikkat ederseniz, gece hissiyatlar galip. Karanlık ya. Yani o tipler seni aktif ediyor. Şimdi uzun olur. Niçin tiyatrodan, çatıdan, semaya, ışığa, cam açmıyorlar da lamba koyuyor. Güneş ışığı altında şeytanlar ve habisi sana iradeni blok edemezler. İradeyi aktif eden güneş enerjisidir. Esbab halinde. Hayvani hisleri aktif eden karanlıktır. Çünkü karanlığa vücut denmemiş. Ademi vücut denmiş. Şeytan da öyledir. Şeytanın bütün şeyi vücut alemleri adına değil, Adem alemleri hesabına çalışıyor. Neyse uzun olur şimdi. Sokma oralı. Ama çok güzel bir şey bu, çok güzeldi. Ne dedi? Şu hal gösteriyor ki maddenin küçülüp inceleşmesi nispetinde asar hayat tezahüt ediyor, nur hayat teşeddüt ediyor, şiddetleniyor. Güya madde inceleştikçe, yani bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor gibi harareti ruh
nur hayat daha şiddetli tecelli ediyor. İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun tereşuatı bulunsun, o perde altında olan alemi batın ruh ve zişurlarla dolu olmasın. Yani topraktan hayat çıksın, toprağın örtüldüğü o aşağıki alem hayatsız olsun. Topraktan hayat çıksın bunlar. Toprakta hayat yok. Ama hayat orada gözüküyor. Toprağın örtüldüğü alemi gayb hayatsız olsun. Ben bu kadar konuşacağım, arkam sıfır olsun. Öyle mi? Yani bu kadar şeyi anlatacağım ben size, okuma yazmam yok. Bu kadar şey anlatacağım, Risale-i Nur'u çok okumamışım. Olur mu? Yani dışarıyı tezahür eden içerideki haberdir. İçerideki yapıdan haberdir. Yapıdan haber veriyor. Yani buraya hiç uygun olmayan, kesif madde olan yere bu kadar hayat, bu kadar şuur, bu kadar his ki buranın cinsi değil, tezahür ediyorsa, bu alemle alakası olmayan yerde bunlar gözüküyorsa, bu alem-i şehadetin perdesi arkasındaki alemi gayb hayatsız, şuursuz, hissiz olsun. Olur. Onun için mülk ile melekut arasında ne kadar perde kalın, ne kadar ince. Şehadetle gayb arasında ne kadar ince perde var, ne kadar kalın var. İlimle cehalet arasında ne kadar kalın perde var, ne kadar ince perde var. Dünya ve ahiret arasında o kadar kalın perde var, o kadar ince perde var. Eğer ismi zahir ve ismi batınla böyle biraz tefekkür bundan meşgul olursanız, vallahi billahi ya, ölümle hayat eşit gibi olacak. Eşit gibi gelecek sana. Yani ismi zahirin ismi batın. Ölümü kendinden uzak görmek garip bir semen, ismi zahirdesin, batınla hiç alakan olmamış. Batınla meşgul olanlar, cesette ruh ilişkisi gibi ya. Cesette ruh kullanıyorsun, garip geliyor. Aynı kardeş. Yani ruh cesedin neresindeyse ahiret dünyanın orasındadır. Su buzun neresindeyse, su buzun neresindeyse ahiret dünyanın orasındadır. Odunun içerisindeki nur, odunun içindeki nur, odunun neresindeyse ahiret dünyanın orasındadır. Tuhaf. Şu anda mesela kitap okurken tak da oradasın. Belki de ölürsün sen. Geçen söyledim Sultan Beyli'nde. Sultan yok, nerede ders yaptım ya, Almanya'da. Ondan sonra şehit öldüğünü bilir mi? Bilmez. Dedim arkadaşlar koca bir cemaat. Ayol. Aranızda dedim bunu anlattıktan sonra dedim ki şehit öldüğünü bilmez. Ne yapar? Kaldığı yerden devam eder. O yaşadığını zanneder. Öyle mi değil? O, peki belki de aranızda birkaç kişi ölmüş. Geçen hafta derste. Haberin yok. Bu hafta devam ediyor burada. Olur mu? Ne olur? Böyle. Ben dedim aranızda iki tane ölüyü biliyorum. Ve yaşadığını zannediyor. İki kişi geçen hafta cenazesini kıldık ama bir tanesi dedi ki abi dedi insan cenazesini bilmez. Ulan dedim öğlen cenazesini mi kılacak? Kendi cenazesini nasıl kılacak? Birbirlerine bakıyor. Bir tanesi bir gençler şöyle yapıyor. Vursanız bile size vurmak gibi gelir. Bilmediğin için. Yemek. Onun için ha, samimi söylüyorum. Belki burada geçen iki gün önce cenazesini kılmış insan var şimdi mesela. Olmaz mı? Olur. Öldüğünü bilmez ki. Öldüğünü bilmeyeceğine göre sen ölümü nasıl anlayacaksın? Aynı peki ne yapacak o? Uyuyacak mı? Hayır. Kaldığı yerde ne yapacak? Geçen işte derste bir tanesi gitmişsin. Sen mesela geçen şimdi yaşadığını zannediyorsun. Geçen gördün ya sen bir. Nerede? Yaşlı bir amca ölmüştü tespih sahibi. Öldüğünü bilmiyor. Nasıl hangisi? Yaşlı kadın. Yaşlı bir amca vardı ya. Tespih. Ha evet. Adam ya evet yaşadığını zannediyor. Kapının önünde oturmuş. Böyle de oturuş görmemişim ya. Japon imparatoru gibi. Böyle oturmuş tamam mı? Almış tesbihi. Böyle çekiyor. Hiç dünya bitmiş yani. Böyle. Böyle tesbih çekiyor. Aynı Japon imparatoru gibi oturmuş. Böyle yaptık. Adam gitmiş orada. Hala yaşadığını zannediyor. Yaşadığını nerede biliyorsun farkı? Hiç kimse üzerine almıyor görüyor musunuz? Dedim ki cemaat aranızdaki kişi var. Öyle ama şüphelendiler falan içeride sonra. Kardeş dedi ki abi dedi ya onu sarahata açıkla dedi ya hepsi şimdi vesvese yapacak dedi. Ona ne vesvese yapacaksın Allah'a şükret öldüğünü bilmiyorsun. Lan bundan büyük nimet olur mu?
O zaman dedik aman aman abi deme dedi, hepimiz öyle bilelim dedi o zaman. Nimet. Daha beter, inşallah benim demek. Tabi canım, o benim desene mübarek yaşını kuruyorsa. Dedi ki, oha, anlayışımıza başka bir boyut geldi şimdi. Tabi ya, öldüğünü bilmez. Ubeyd isminde ustadın talebesi vefat etmiş. Yer altında ustada yer hazırlıyor. Ustadı vefat ettiğini biliyor ve ustada üzülüyormuş. Ustad diyor ki beni ölü biliyor diyor. Oysa kendisi şehit. Ben size diyorum ama benim yaşadığımı nerede biliyorsunuz? Evet. Hadi. Vahir davahım. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Temassalavat.